18. saatle yeniden birlikteyiz ve güne yansıyan, yansıyacak olan gelişmeleri sizlere canlı olarak aktarmaya çalışacağız. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faik Sucuoğlu hükümet arayışları çerçevesinde ziyaretler gerçekleştiriyor. Bugün ilk ziyaretini Halkın Partisi'ne gerçekleştirdi. İkinci ziyaretini de Toplumcu Demokrasi Partisi'nde gerçekleştirdi. Şu sıralarda da Demokrat Parti ile bir araya gelmesi bekleniyor. Detayları sizlere aktarmaya çalışacağız. Ama ilk iki partiyle gerçekleştirdiği ziyarete dair olarak canlı olarak söylediklerini az önce de ve ilk olarak da HP ile gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında aktarmaya çalıştık. Şimdi ilk ziyaretle ilgili konuşmaya çalışacağız. Halkın Partisi'nde gerçekleştirilen görüşmede geniş tabanlı bir toplumsal mutabakat hükümeti üzerine vurgu yapıldı. Daha detaylı şimdi, çünkü Halkın Partisi bu görüşme sonrasında kendi içlerinde de bir değerlendirme yapacaklarına yönelik olarak Halkın Partisi Genel Başkanı'nın ifadeleri vardı. Şimdi Genel Başkan telefon attığımızda kendisinden gelişmeleri almaya çalışacağız. İyi akşamlar Sayın Başkan. Pembe Hanım, iyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Şimdi hızlı bir şekilde bugün Sayın Sucuoğlu bütün partileri ziyaret gerçekleştiriyor ve hızlı bir şekilde konuları netleşmesi. Ama o görüşme sonrasında ilk sizinle gerçekleştirdim. Yansıyan görüntülerde yüzler bir tebessüm içerisindeydi aslında, sorunlara eğilme noktasında sorunların çözülmesi gerektiğiyle ilgili bir hemfikirlik var ama bir seçim tarihi, erken seçim hükümeti kurulması konusu gündeme geldi. Sözü size bırakalım. Kendi içinizdeki değerlendirmeyi gerçekleştirdiniz mi yoksa yarın mı daha detaylı? Evet, şimdi şunu söyleyebilirim. Biz Halkın Partisi olarak genel anlamda erken zamanda ülkeyi seçime götürme ve bunu da bir seçim hükümetinin yapması konusunda zaten olumlu yaklaştık. Olumlu bir tavır ortaya koyduk. Görüşme de olumlu geçti açıkçası. Öte yandan farklı hükümet olasılıkları var. Basının önünde de bunu söyledik. Ulusal Birlik Partisi o farklı olasılıkları, ki bir kısmının içinde Halkın Partisi de var ama bir kısmının içerisinde Halkın Partisi yok. Bu farklı olasılıkları bizimle paylaştı, düşüncesini söyledi, farklı olasılıkları. Biz de o olasılıklara bir olasılık daha ekleyip kendi öncelikli tercihimizi ve önerimizi kendilerine yaptık. Yani biz de bir öneri yaptık, hı hı, hükümet kurmak için. Çünkü biz bir hükümetin özellikle böyle bir dönemde, özellikle salgın, ekonomik krizin olduğu bir dönemde, zaten kısa süreliğine, herkesin seçime giden süreçte birbirini denetleyebileceği bir dönemde, denetlemesi gereken bir dönemde aslında geniş tabanlı bir toplumsal mutabakat hükümetinin en doğru karar olacağını düşünüyoruz. Dışarıda da bunu söyledik daha önce. Evet. İçeride de bunu önerdik. Biraz da detaylandırdık. Söylemeye çalıştığımız şey şudur. Bu teknokrat olur olmaz, olmazsa olmaz değil teknokrat olması. Planın başbakanlığında veya işte Faiz Bey'in başbakanlığında olur olmaz gibi bir ön şartımız da olmadı bizim. Ama mecliste temsil edilen 3 tane grubu bulunan siyasi parti var. Ulusal Birlik Partisi, Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Halkın Partisi. Toplamda böyle bir geniş tabanlı koalisyon hükümeti 37 rakamına çıkıyor. Bırakın 26-27'yi, 37 rakamına çıkıyor. Ve bu çok güçlü bir hükümet olur. Hızlı bir biçimde ülkeyi seçime götürür. Kaldı ki hiç tartışmasız bütçede geçer. Gerekli yasal değişiklikler hızlı hızlı yapılır. Ve dediğim gibi bütçe geçeceği için seçimin hemen ertesinde hükümet kurulduğunda bütçesi hazır olur. Bu çok önemli bir şey bizim için. Çünkü biz Halkın Partisi olarak seçimden sonra hükümete geleceğimizi, bir hükümetin kurulmasında anahtar rolü oynayacağımızı ve kapımızın çalınacağını biliyoruz. Bizim hissiyatımız bu yönde. O nedenle bütçenin de geçmesi noktasını önemsiyoruz. O yüzden Halkın Partisi olarak önerimizi yaptık Ulusal Birlik Partisi'ne. Gidin buradan çıktıktan sonra Cumhuriyetçi Türk Partisi ile de yapacağınız görüşmede en azından Cumhuriyetçi Türk Partisi, Ulusal Birlik Partisi, Halkın Partisi 3 tane grubu bulunan büyük siyasi parti bir araya gelsin. Geniş tabanlı bir toplumsal mutabakat hükümeti kurulsun ve böylece
hem yasalar geçsin hem bütçe geçsin de bütçe geçer geçmez hemen ertesinde Ocak ayı içerisinde bu seçime gidelim noktasına bir duruşumuz ve önerimiz oldu. Dediğim gibi ön şart koymadık. İlla teknokrat olacak diye bir ön şartımız olmadı. Hı hı. Aman Faiz Bey'in başbakanlığında olmaz da başkasının başbakanlığında olsun gibi bir ön şartımız da olmadı. Bunları da netleştirdik kendilerine. Ama bizim hissiyatımız, Ulusal Birlik Partisi'nin bize getirmiş olduğu ve bahsettiği farklı hükümet olasılıkları ve modellerinden bir tanesiyle ilgili, içerisinde Halkın Partisi'nin olmadığı bir modelle ilgili bu olasılık bir miktar olgunlaşmış gibi görünüyor. Yani şunu söylüyorum, Sayın Erhan Arakçı dışarıdan destek vermeye hazır olduğunu söylediğinde, hı hı, Sayın Zaroğlu destek verebileceğini söylediğinde, Halkın Partisi'nden istifa eden 3 milletvekili destek verebileceklerini söylediğinde sayı 5 oluyor. Ulusal Birlik Partisi'nin 19 sayısıyla birleştiğinde sayı 24 oluyor. Demokrat Parti'yi buna dahil ettiğinizde otomatik olarak 26 veya Serdar Bey de destek verirse 27 oluyor. Dolayısıyla buna ilişkin Sayın Faiz Sucuoğlu'nun bazı istişareleri yaptığını öğrendik bu toplantıda. Hı hı. Ve bu olasılığın, yani Halkın Partisi'nin içerisinde yer almadığı bir hükümet modelinin bir miktar olgunlaştırılmış olduğunu, bunun tarafları olan az önce saydığım kesimlerin genel anlamda olumlu baktıklarını, ellerinde böyle bir hükümet modeli olasılığıyla birlikte bize gelip diğer hükümet olasılıklarını da tartıştıklarını söyleyebilirim. Bu önemli bir noktadır. Evet. Ve zaten toplantıda da daha ziyade eğer bir hükümet oluştururlarsa, ki muhtemelen bu hükümetten bahsediyorlar. Hı hı. Örneğin bazı yasaların geçişine Halkın Partisi destek verir mi? Örneğin Halkın Partisi'nin içinde olmadığı bir hükümet oluşumuna giderlerse bütçenin hazırlanmasına Halkın Partisi olumlu yaklaşır mı gibi konularda aslında daha ziyade sizin görüşlerinizi, sorduklarını söyleyebilirim size. Halkın Partisi'nin içerisinde yer alacağı bir hükümet modeli üzerinde çok fazla durmadıklarını, çok fazla detaylandırmadıklarını, genel olarak birkaç cümle şeklinde söylediklerini özellikle vurgulamak Peki, isterim. Seçim tarihi yani, konusu? Az önce basın yani çok fazla konuşulmadığı için, çok fazla sorulmadığı için açmadım ama o koalisyon ihtimali, az önce bahsettiğim koalisyon ihtimali güçlü duruyor şu an. Olgunlaştırılmış ve daha olası bir durumda görünüyor. Zaten bize verilen mesaj da daha ziyade bu yöndeydi. Ve böyle bir hükümet söz konusu olursa siz hangi yasalara destek verebilirsiniz, siz bütçeye destek verir misiniz şeklinde, siz böyle bir hükümet durumunda seçim tarihine nasıl bakarsınız şeklinde daha ziyade nabzımızı yoklama şeklinde geçtiğini söyleyebilirim. Tekrar vurguluyorum. Bizim esas öncelikli tercihimiz doğal olan yollardan hareket etmektir. Çünkü bir önceki dönem eğreti doğal olmayan yollardan bir hükümet oluşumuna gidildiği zaman memleket bundan, halk bundan yara aldı. Söylemiştik, uyarmıştık. Doğal olan yollardan gitmek lazım. Doğal olmayan yollara tenezzül etmemek lazım. Ama eğer böyle bir hükümet oluşumu olgunlaşmakta ise biz yine de bize göre halkın menfaatine olan şey geniş tabanlı bir toplumsal mutabakat hükümetidir. Biz şu sözü de aldık Faiz Bey'den. Cumhuriyetçi Türk Partisi ile yapacağı görüşmede onların buna nasıl baktığıyla ilgili olarak bir nabız tutacak, bu olasılığı da değerlendireceğini, test edeceğini bize açıkça söyledi. Şimdi telefonun diğer ucunda da TDP Genel Başkanı var. Ona söz vereceğim. Kesmemiz gerekiyor ama şunu öğrenmek istiyorum. Vurguladınız aslında önemli bazı yasalar, bütçe. Bununla ilgili bir fikrinizi, görüşünüzü daha detaylı konuşmaya çalıştınız ama seçim tarihi noktasında nedir Halkın Partisi'nin görüşü? Halkın Partisi Ocak ayı içerisinde bu seçimin olabileceğini biz düşünüyoruz. Öte yandan tarihi belirlerken, yani mesela 9 Ocak mı yoksa işte 30'u mu 26'sı mı kaçıysa, yani bir ilk haftası mı yoksa son haftası mı noktasında karar verirken, aslında önde de az önce söyledim, bize göre Yüksek Seçim Kurulu'nun ne dediğine bir bakmak lazım. Yani sağlıklı ve salimen
seçimi en kolay nasıl yaparlar? İki ayakları bir pavuca girmeden mesela 9'unda yapabilir mi? YSK'yla bence konuşmak lazım. Evet. Biz Halk Partisi olarak Yüksek Seçim Kurulu'yla istişare ederek, o bize bir tarih söylemez ama yani mesela Ocak ayının ilk haftası yerine son haftası olmasını tercih ederim derse Yüksek Seçim Kurulu, buna dair bir karar almak gerektiğini düşünürüz ama artık yani Ocak ayından da sonraya kalmaması daha doğru olur diye düşünürüz Halk Partisi olarak. Çünkü dün de söylemiştik, seçim tarihinin belirlenmesi ve seçimin yapılmasının artık geciktirilmemesi gerektiğini savunuyor Halk Partisi. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar size. Çok teşekkürler. Çok sağ olunuz. Sağ olun. Sağ olun. Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay'dan görüşme sonrasında açıklamada bulunulmuştu ama o görüşmenin birazcık detayına inmeye çalıştık ve Halkın Partisi Genel Başkanı Özersay aslında Ulusal Birlik Partisi Faiz Sucuoğlu başkanlığındaki heyetin ziyarette oluşabilecek birazcık olgunlaşmış bir hükümet modeli olduğunu, masaya geldiğini, daha çok Halkın Partisi ile yasalar, erken seçim ve bütçe konularıyla ilgili görüşlerin aldığını ifade etti. Şimdi Toplumcu Demokrasi Partisi Sayın Cemal Özyiğit'le konuşacağız. Çünkü Ulusal Birlik Partisi'nin ikinci ziyareti Toplumcu Demokrasi Partisi'neydi. O görüşme sonrasında da açıklamalarda bulundu ama birazcık içeride konuşulanlarla ilgili daha detaylı konuşmaya çalışacağız Sayın Özyiğit'le. İyi akşamlar Sayın Özyiğit. Sayın Özyiğit merhabalar, beni duyabiliyor musunuz? Yönetmenim yeniden Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit'e ulaşacak ve ondan da bilgi almaya çalışacağız. Aslında bütçeyle ilgili konuşulduğunu da Özyiğit toplantı sonrasında kısa da olsa o açıklamanın içerisinde ifadeleri vardı. Bu arada hatırlatalım, Faiz Sucuoğlu başkanlığındaki Ulusal Birlik Partisi heyeti şu sıralarda Demokrat Parti ile bir araya geldi. O görüşmenin detaylarına da göz atmaya çalışacağız. Orada bulunan muhabirimizden de bilgi almaya çalışacağız. Sizlere aktarmaya çalışacağız. Bir gün içerisine Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ziyaretlerini sığdırdı. Bilgi alacağız. Sanırım şu anda telefon attığımızda Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit. İyi akşamlar Sayın Başkan. İyi akşamlar Fembe Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Az önce Sayın Özersay ile konuşuyorduk. Birazcık bir hükümet modelinin olgunlaştığını UBP heyetinden öğrendikleriyle ilgili açıklaması vardı. Toplumcu Demokrasi Partisi olarak hükümet modelleri üzerinde sizin de katkı koyabileceğiniz veya olgunlaşmış o hükümet modeli siz de konuştunuz mu Sayın Özyiğit? Efendim, yani öncelikle şunu söyleyeyim. Son bir yıldır topluma çok zaman kaybettirildi. Dolayısıyla artık bu Ulusal Birlik Partisi'nin kurultayının sonuçlanmış olması ve Faiz Bey'in görevi alıp bir an önce hükümet kurma istemi son derece önemli. Biz bir an önce hükümeti nasıl kuracaklarsa kursunlar ve ardından en uygun zamanda, en erken tarihte ki öyle görünüyor ki bu tarih Ocak ayı içerisindedir. Yani bu konuda anladığım kadarıyla bütün partilerin de bir görüş birliği var gibi görünüyor. Ocak ayı içerisinde bir tarihte Yüksek Seçim Kurulu'nun da hazırlıklarını tamamlayıp da ülkeyi salimen seçime götüreceği bir tarihte seçim olacak. Şimdi bizim ısrarımız neydi? Bizim ısrarımız bu tarihin netleşmesiyle birlikte seçim yasalarının da devreye girmesi. Önümüzdeki kısa süre içerisinde seçim tarihi netleşirse ona zaten 60 günlük süre başlamış olacak. Dolayısıyla seçim yasakları da girecek. Bu bizim için gerçekten çok önemli. Çünkü Ulusal Birlik Partisi başında kim olursa olsun biliyoruz ki seçim yasaklarında bile seçim yasaklarını çiğneme onların ilkelerinden biridir neredeyse. Dolayısıyla geçmişte de bunun örneklerini gördük. Ümit ederim artık bundan sonra buna tevessül etmezler. Yasaklar da bir an önce seçim takvimiyle birlikte başlar. Şimdi hükümet modelleri konusunda sorduğunuz soruya gelince anladığımız kadarıyla Faiz Bey meclis çoğunluğuna işte 26-27 dolaylarında bir sayı veya 28 dolaylarında bir sayıyla bir hükümet kurma ve seçime gitme çabası içerisindedir.
TRT'nin böyle bir seçeneğin içerisinde olması söz konusu bile değildir. Bunu biz zaten bugün sabah yaptığımız açıklamada da Merkez Yönetim Kurulumuzun kararı doğrultusunda açıkladık. Bir soru üzerine biraz önce yaptığımız açıklamada da vurguladım. Evet. Ancak tabii kendileri belli ki kafalarında bir model var. Bakın Halkın Partisi ile belli ki daha detaylı bu konuları konuşmuşlar. Belki bizden sonra gidecekleri partilerde de konuşacaklar. Dolayısıyla orada bir meclis çoğunluğuna dayalı bir hükümet değil kurulamaz da bütün partilerin katılacağı veya destek vereceği bir hükümet modeli gündeme gelirse ve öyle bir teklif gelirse o zaman onu oturur yetkili kurullarımıza götürür değerlendiririz. Ama ilk nazarda böyle nisabı sağlayacak işte bir hükümet modelinde TDP bunu gündemine almaz. Bunu şimdi, netleştirelim öncelikle. Şunu anlıyoruz ki bizim ısrarımız elbette bütçenin görüşülmesi, yasal çalışmaların yapılması, alt komitelerde oy birliğiyle geçen yasalar var. Her ne kadar da biz o komitelerde temsil edilmesek de. Ve bu konular ki çoğu ülkenin hayati meseleleridir. Bunlar meclis genel kuruluna geldiğinde elbette onlarla ilgili katkı koymaya devam edeceğiz. Çünkü asıl olan halkımızın ekonomik, sağlık ve diğer alanlardaki sıkıntılarının bir an önce giderilmesi ve refaha kavuşmasıdır. Toplumcu Demokrasi Partisi gerekli yasal düzenlemeler konusunda bu ülkenin yararınaysa, insanımızın yararınaysa kesinlikle onlara destek olmaktan imtina etmez. Aksine olanca gücüyle onlara destek olmaya çalışır. Şimdi erken seçimde bir görüş birliğiniz var. Ocak ayı, Ocak ayının başı mı sonu mu bu noktada Yüksek Seçim Kurulu'yla bir görüşme mi olacak? Ne konuşuldu Sayın Başkan detayda? Yani anladığımız kadarıyla hükümet eğer Faiz Bey'in dediği gibi bu hafta sonuna kadar netleşirse önümüzdeki hafta erken seçim tarihiyle ilgili bir konu meclise gelecek. Yani meclise gelip meclisten önümüzdeki hafta geçerse örneğin hemen geçerse Ocak ayının başlarında bir tarihte de seçim olabilir. Eğer bu Yüksek Seçim Kurulu'yla istişare halinde yani Ocak ayı ortalarına veya sonuna doğru kalacaksa bunu da önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz. Ama asıl ortaya çıkan nokta şudur ki Ocak ayı içerisinde ülkemiz bir seçime gidecek. Bu bir nettir. Bu netlik tablo ortaya çıktı diyorsunuz bugünkü yani görüşmede. Yani işte 9 mu olur, 16 mı, 23 mü? Ama görünen odur ki Ocak ayı içerisinde bir seçim olacak. Şimdi erken seçimle ilgili hem görüş birliği var, bir diğer noktada bütçe. Bütçede seçim öncesinde geçmesi noktasında tüm partiler meclisteki bu yönde hemfikirsiniz Sayın Başkan. Yani geçmesi için sürecin yeniden belirlenmesi, takvimin işte geçen sene de hatırlarsanız hızlı bir şekilde Ersin Bey Cumhurbaşkanı seçildi, yetki vermedi, vekalet vermedi diye bütçe meclise geç geldi. Biz orada da katkı koyduk. Yani takvimin daraltılması, kısaltılması, hatta mecliste bütçe görüşmelerinin kısa sürede bitirilmesi için katkı koyduk. Seçim öncesinde bütçenin geçirilmesi yönünde de katkı koyacağız. Ama bu bütçeye olumlu oy vereceğimiz anlamına gelmesin, yanlış anlamasın kimse. Ama elbette o süreç konusunda, süreç içerisinde bütçenin ayakları yere basacak, toplumu daha aydınlık günlere getirecek şekilde oluşması için katkı koymaya elbette devam edeceğiz. Bütçenin geçmesi en azından seçimden sonra oluşacak bir hükümetin hemen kolları sıvayıp çalışmaya başlaması için de son derece hayatidir diye düşünüyorum. Bir geriye dönük anımsadığımızda 4 yıl önce biz hükümete geldiğimizde bir önceki hükümetten bütçeyi bulamadık. Bütçeyi baştan
yeniden reorganize edip meclis gündemine aldık. Hadi evet. Bütçenin geçmesi için bir zaman harcandı. Bu defa bütçe tam yürürlüğe girecek. Yerel seçim yasakları başladı ki bu sene bilirsiniz 2022'de yerel seçim var. Dolayısıyla evet Sayın Başkan evet sizi kesmem bitmesi evet. Hiç olmazsa yerel seçimlere bir zaman kazanır. Çok teşekkür ediyorum. Kesmem gerekiyor çünkü Demokrat Parti'ye uzanacağız ve oradaki açıklamaları vereceğiz. Kolay gelsin diyorum Sayın Başkan. Ben teşekkür ederim. Size de iyi yayınlar, iyi çalışmalar. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ile Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu şu an ekranlarınızda. Görüşme tamamlandı. Canlı yayında söyleyeceklerine bir kulak verelim. Sonrasında yeniden birlikte olalım. Evet değerli basın, öncelikle yapılan kurultay sonrasındaki Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığı'na seçilen Sayın Doktor Faiz Sucuoğlu'nu kutlamak isterim. Ve hemen akabinde Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni bir hükümetin kurulmasıyla ilgili Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Faiz Sucuoğlu'na hükümet kurma görevini tebliğ ettikten sonra bir ziyareti arasında Demokrat Parti'nin de ziyareti gerçekleşmiş oldu. Az önce yukarıda bir taraftan Ulusal Birlik Partisi ekibi, bir taraftan Demokrat Parti ekibiyle birlikte önümüzdeki bu kısa süre içerisinde bir takım görüşmeler gerçekleştirdik. Ocak ayı içerisinde 9 Ocak diye konuştuğumuz erken seçime Demokrat Parti olarak bizim de sıcak baktığımızı, hatta bundan önceki söylemlerimizde 26 Aralık tarihini zikretmiştik. Fakat kurultay sonrası görevi alıp bugün itibariyle yapılan görüşmeler sonrasında yine Ocak ayı içerisindeki 9'u değil ama o kısa süre içerisinde de erken seçimin olmasına Demokrat Parti olarak da yine aynı şekilde sıcak baktığımızı da ifade ettik. Tabii ki bu süre içerisinde geçtiğimiz kısa günler öncesinde meclisteki çoğunluğu sağlayamamamız ve o çoğunluğu sağlamak üzere yapmış olduğumuz çalışmaların altında alt komitelerde çalışan tüm arkadaşların çalışmaları sonrasındaki elzem olan ve oy birliğiyle geçen yasaların genel kurulda oylamasıydı. Gözden geçirilmesi ve mecliste oluşacak olan yeni kabine nasıl isterse olsun bu yasalara el birliğiyle, tüm muhalefetin de oy birliğiyle olan yasaların yine el birliğiyle genel kurulda bu yasaları onaylamamız ki bütün halkın beklenti içerisinde olduğu yasalar tamamen bu konuda görüşmelerimiz oldu. Zaten bunun dışındaki konularda görüşlerimiz aşağı yukarı örtüşüyor. Onları da kendi içimizde görüştük. Ama esas konuşmamız gerekenler de önümüzdeki kısa süre sonundaki erken genel seçimin olmasına yönelik bir talipti. Ona da biz sıcak baktığımızı ifade ediyorum ve tekrar kendilerine başarılar diliyorum. Hayırlısı olsun diyorum.
Sizlere de teşekkür ediyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Bugün ziyaretlerimiz Demokrat Parti ile devam ediyor. Biraz önce başkanın da, Fikri Başkan'ın da söylediği gibi erken seçim tarihi konusunda tabii 3-5 gün veya bir hafta bir zamanlama açısından sıkıntı olabilir dediğimiz gibi teknik anlamda, ama genellikle 9'u üzerinde olabileceği, ama bunun tabii ki yetkili kurullarda da konuşulacağı şeklinde bir görüş ortaya atıldı. Bu 2 aylık süreçte kurulacak olan yeni seçim hükümetinin önündeki en büyük görevin bekleyen mecliste oy birliğiyle komitelerden geçen yasaların bir şekilde mecliste kurulda değerlendirilmesi ve geçmesi ve tabii ki eğer bütçenin bu süre içerisinde teknik anlamda bir sıkıntı yoksa, zamanlama açısından da bir problem yaşanmayacaksa onu da geçirip 2022 yılında yeni seçimden sonra en ağır yüklerden bir tanesini önceden hem sonuçlandırmak hem de özellikle yerel yönetimlerin ciddi boyutta ihtiyacı olan bu kurul şeyin bütçenin bir an evvel geçmesi ve yürürlüğe girmesi anlamında da bu çabaları birlikte ortaya koyacağız. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Genel anlamda değerlendirmelerimiz gayet olumlu. İnşallah bu 1-2 gün içerisinde de tekrardan veya yarın belki bir kısa görüşme yine çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, bu seçimden çok teşekkürler. Dolayısıyla 4 aylık seçim yasağı kurulacak. Ülkenin bu hali 4 aylık seçim yasağı kurulacak. Kaldırabilecek durumda mı? Şimdi tabii öncelikle erken seçim tabii ki önemli. Bir kere şu anki durumu da ülkenin ruh hali kaldırmıyor biliyorsunuz. Zaten bir yıl olmasına rağmen bizim erken seçim karar almamızın en büyük sebebi bu. Bildiğiniz gibi bu şey erken seçimin yapılması bir yıl sonra yapılacak olan genel seçimin meclis artık bunu miadını doldurmuştur. Toplanamıyor, konsantrasyon bozulmuştur. Dolayısıyla bu bir gereklilik. Şimdi yerel seçim Haziran ayında. Tabii bu erken seçimden sonra bir yerel seçim startı verilecek diye düşünüyorum, ama bu tabii mecliste oturulup yerel yönetimlerle de görüşüp ona göre tekrardan bir değerlendirme yapılacak dediğiniz çok doğrudur. 2 ay, 4 aylık bir şey var, seçim yasağı var. Ülke bunu kaldırır mı? O ayrıca tartışılması gereken bir konudur. Onu tekrar tartışacağız. Yani belki farklı açılımlar olabilir. Ama onu şu anda tartışmak ve konuşmak için oldukça erken. Efendim, bu süreçliği elimizi satın altına koyduğuna bu süreçliği herhangi bir talebini olacak mı? Yani şöyle söyleyeyim. Tabii ki yukarıda yapmış olduğumuz konuşmalar arasında elbette ki aynı vurguyu yaptık. Önümüzdeki bu süreçte Demokrat Parti olarak elimizi saçın altına koymaya hazır olduğumuzu, ama netice itibariyle yine parti kurullarında da bunu görüştükten sonra nihayetini zaten bunu açıklayacağız, paylaşacağız. Ama her zaman olduğu gibi yine aynı duruşta olduğumuzu da açıkça ifade edebiliriz. Peki Demokrat Parti yer alacak mı? O hafta yer almayı düşünüyor musunuz? O hafta kurulacak olan bir seçim için düşünüyorlar. Tabii ki yani önümüzdeki Sayın Genel Başkan'ın almış olduğu bu görevi, bütün siyasi partileri ziyaret ettikten sonraki ortaya koyacakları duruş neyse ve yine o ortaya koyacakları duruş sonrasında Demokrat Parti'yle ilgili herhangi bir gelişme olursa yine oturup az önce de kendisinin de söylediği gibi önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelip görüşürüz ve ona göre yine konularımızı eline boyuna tartışır. Yine gayremiz ülkemiz adına da elimizden geldiği kadar da elimizi taşın altına koymaktan da hiçbir zaman çekinmiyoruz. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
Demokrat Parti'de gerçekleşen görüşmenin ardından yapılan açıklamaları ekranlarınıza taşımaya çalıştık. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faik Sucuoğlu ile Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu kısa birer açıklamada bulundular. Basın mensuplarının sorularını yanıtladılar. Demokrat Parti'nin ardından şu sıralarda Ulusal Birlik Partisi heyeti bu kez Cumhuriyetçi Türk Partisi'ni ziyaret edecek. O ziyaretle ilgili detayları da sizle paylaşacağız. Şimdi birazcık hükümet modelleri üzerine konuşmaya çalışacağız. Yani az önce Halkın Partisi Genel Başkanı Sayın Özersay'ın bir ifadesi vardı. Olgunlaşmış bir hükümet formülüyle ilgili Sayın Sucuoğlu'nun görüşmede ifade ettiğiyle ilgili açıklamaları vardı. İşte olgunlaşmış hükümet modeli içerisinde sayı 27. Aslında Sayın Sucuoğlu da görevi devraldığı zaman Cumhurbaşkanı'ndan o çıkışta 27 sayısı üzerine bir açıklaması, vurgusu vardı cümlesi. Şimdi bunu birazcık konuşacağız. Bağımsız milletvekili Bertan Zaroğlu bizimle birlikte. Çünkü o formül içerisinde bağımsız milletvekillerinin de olacağıyla ilgili açıklamalar yer alıyor. Birazcık kendisinden bilgi almaya çalışacağız. Gidişat ne yöne doğru gidiyor diye. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Yoğun musunuz? Vallahi bugün üçüncü program. Şimdi sizinle de bir görüşmesi olacak Sayın Sucuoğlu'nun. En son ziyareti size gerçekleştirecek. Evet, saat 7.30'da partiye gelecekler. Tabii ziyaretlerde birazcık aksama oldu, söz konusu oldu ama hızlı bir şekilde görüşmeler gerçekleştiriliyor. Bugün içerisinde her şey tamamlanacak. Yarın her şey netleşir mi sizce? Yani ben yarın olmasa da diğer gün sabah saatlerinde her şeyin netleşeceğini düşünüyorum. Zaten bu bir gereklilik. Yani son süreç içerisinde insanların yaşamış olduğu bu karmaşa, bu sorun ve sıkıntıların dozajının artması, yaşanılan pahalılıklar, istikbale yönelik insanların umudunun gerçekten tükenmiş olması, parlamentonun 6 siyasi partide parlamentodaki 6 siyasi partideki denenmişlik, her formülasyonun denenmiş olması artık bunun gerekliliğini gösteriyor ve biliyorsunuz Ulusal Birlik Partisi'nin de bir kurultayı gerçekleşti. Tabii ki ülkenin mahkus talihi diye adlandırıyorum ben siyasi partilerdeki kurultayları. Genelde iktidarda bulunan siyasi partilerde yaşanılan kurultaylar çok sancılı geçiyor ve bunun zararını gören, aslında sorun ve sıkıntıların çözümünü bekleyen Kıbrıs Türk halkı olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla bu süreci de atlatmış olmayla beraber bir an önce aslında bu işin çözüm bulması gerektiğini düşünüyorum. Ve yarın olmasa da aslında diğer gün sabah saatlerinde bu işin olabileceğini, neticeye varacağını düşünüyorum. Şimdi söz konusu hükümet formülü içerisinde sizin de yer aldığınızla ilgili bir formül var. Ve o formülün, hükümet formülünün birazcık olgunlaştığı, daha ön planda olduğuyla ilgili söylemler var. Bağımsız milletvekili olan nasıl bir hükümet formülüne destek verirsiniz? Şimdi bizim temel noktamız halkın menfaatlerinin düşündüğü, halkın menfaatine olan yasaların, kolaylaştırıcı yasaların geçirilmesi halinde hangi hükümet formülünün olup olmayacağının bizim açımızdan hiçbir önemi yok. Yani buradaki ikinci belirttiğimiz ana nokta ise seçim tarihinin bir an önce alınmasıdır. Yani şimdi Ocak kesin tablo olarak duruyor seçim tarihi. Teknik olarak en erken tarih 9 Ocak tarihi görünüyor. Ancak aslında ben daha önceki Sayın Cumhurbaşkanımızın çağırmasıyla beraber oradaki sohbet esnasında teknik olarak bunun mümkün olduğunu, ancak bu tarihin biraz daha oynama olabileceği ihtimalini söylemiştim. Tabii Milletin Partisi'ni gönülen destekleyen, gönülen temsil eden, fiilen üyeliği bulunmayan bir kişiyim. Dolayısıyla siyasi partiler yasası hasebiyle. Dolayısıyla Milletin Partisi'nin yetkililerinin de yetkili organlarının da genel düşüncesi aslında 6 Şubat tarihiydi. Nitekim ortaya koymuş olduğumuz gerekçe de aslında tüm herkesin düşünmesi gereken gerekçelerdi. Biliyorsunuz sandıklar ülkede okullarda kuruluyor genel manada. Dolayısıyla okullarda kurulan sandıklardan dolayı seçim sistemimizden de kaynaklı olmak üzere sayımlarla beraber 4 gün sürdüğünü, geçen seçimde 4 gün sürdüğünü gördük. Dolayısıyla biz 6 Şubat tarihinde yapılmasıyla beraber
çocuklarımızın okulda eğitim alan öğrencilerin okullarında bir aksama olmaması gerekçesiyle, efendim pandemi koşulları nedeniyle daha sağlıklı bir dezenfekte ortamda, edilmiş bir ortamda bu seçimin gerçekleştirilmesinin en doğru tercih olduğu düşüncesiyle 6 Şubat tarihini ortaya koyuyor. Ama diğer partiler de Ocak ayı. Ocak ancak ayında. 9 Ocak tarihine de tamamız. Dolayısıyla bu noktada gelecek olan bir çağrıya kesinlikle kulak veririz diye düşünüyorum. Şimdi birazcık o olgunlaşmış ifadesi var Sayın Özersay'ın. Olgunlaşmış bir hükümet modeli. Olgunlaşmış hükümet modelinde siz de yer alıyorsunuz. Az önce ifade ettim. Yani bunun içerisinde Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve 4'te bağımsız milletvekilinin yer alacağı seçime kadar bu formül, bu hükümet formülü gerçekleşirse ve bu hükümetle seçime gidilecekse bir sıkıntı oluşur mu sizce? Yani bir sıkıntı olmaz bizim açımızdan. Bunu daha önceden de belirttim. Hı hı. Ancak bu işin içerisinde bir ama var orada. Yani ama, o ama nedir? Yani Sayın Özersay'ın konuşması içerisinde, bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Yani orada şöyle bir cümle kullandı. Bir şey daha belirtmek istiyorum dedi. Teknokrat hükümet olmadan da olabilir dedi. Evet. Bizim açımızdan. Parti yetkili kurulları değerlendirdikten sonra yarın en geç perşembe sabahı bu netleşir diye de Sayın Faiz Sucuoğlu atıfta bulunarak Halkın Partisi'ne orada bir konuşma gerçekleştirdi. Şimdi biliyorsunuz Sayın Özersay daha önceki konuşmasında ki formüller arasında baktığınız zaman aslında kurultay öncesindeki değerlendirmelerde en güçlü formül olarak görünüyordu Halkın Partisi ile kurulacak bir koalisyon. Dolayısıyla Sayın Özersay da orada teknokrat hükümet olmadan bu mümkün değil diye ifade kullanmıştı. Ancak Halkın Partisi'ni ziyaret ettiği esnada Ulusal Birlik Partisi geniş tabanlı toplumsal mutabakat hükümeti. Bu ancak teknokrat olmaya da bilir diye de belirtti. Evet, yani belirtti. Dolayısıyla yani aslında fikirler değişebilir diyorsunuz. Aslında tabii ki yani şimdi eğer şimdi söz konusu olgunlaşmış hükümet modeli diğer modeller arasında daha net ortada. O zaman biz bu hükümet modeli üzerinden mi hareket edeceğiz? Şimdi siyasetçilerin 24 saat içerisinde 360 derecede döndüğünü görebildiğimiz için olmazsa olmazınız var mı? Yani bizim olmazsa olmazımız yok. Yani bizim olmazsa olmazımız değil, sadece yapılması gerekeni söylüyoruz. Yani yapılması gereken nedir? Erken seçim tarihinin koyulup ki bu 9 Ocak belki 6 Şubat tarihi olmak üzere bunların geçmemesi şartıyla erken seçim istiyoruz. Bunun haricinde de tabii bu yasaların üzerinde mutabakata varılmış ve komiteden geçmiş olan yasaların kesinlikle geçmesini istiyoruz. Geçmesini istiyorsunuz. Yani orada bir kan yasası var, geçmesi, evlat edinme ile alakalı yasa var. Bütçeye giderken bütçenin geçmesi. Tabii ki. Yani bütçenin kesinlikle geçmesi lazım. Yani halkı şimdi siyasi partiler arasındaki yaşanılmışlıkla halkı zor duruma düşürme, ülkeyi bir çıkmaza sokma gibi bir düşüncenin hiçbir siyasi partide olmaması gerektiğini düşünüyorum. Elbette ki bu bütçenin geçmesiyle beraber işte bahsettiğim yasaların da meclise gelmesiyle beraber erken seçimin olması gerektiğini söylüyorum. Çünkü bu parlamentodan bir şey çıkmaz. Evet. 6 siyasi parti farklı formülasyonlarda denendi. Artık yani bu çocuk ölü doğar bu parlamentoda. Dolayısıyla kesinlikle erken seçim tarihinin artık bu görüşmelerde hatta çok uzamadan yarın ya da diğer gün kurulacak olan bir hükümetle belirlenmesi lazım. Bir an önce seçim yasaklarının da yürürlüğe girmesinden yana mısınız? 60 gün biliyorsunuz. Tabii evet. Ki yani zaten daha önce bu konuda aslında benim tek sayım yani destek vermemle yetmesine rağmen nitekim açıklamıştım da sizin programınızda işte meclisten şayet muhaceret affı yasası geçerse tarım sigorta fonunu getirirlerse ben destek vereceğim demiştim. Nitekim bu da oldu. Ancak orada şöyle bir sorunla karşılaşmıştık. Yani evet meclise nisaba destek veririm dediğimde meclise gittiğimde seçim yasaklarının 25 gün, 26 gün sonraya koyulması istendi. Nitekim burada da büyük bir sorun doğabilir. Geçmiş süreçte birçok iktidarlar tarafından işte gerekli istihdamlar, efendim
arazi dağıtımları, birçok konular, krediler, birçok konular seçim sürecinde gündeme geldiği için halkın çıkarlarını böyle pervasızca dağıtmalarına müsaade etmemiz mümkün değildi. Dolayısıyla orada engel olma sebebimiz de buydu. Yani halkın menfaatini koruması gereken sorumlu milletvekili örneği gösterdiğimizi düşünüyorum orada da. Şimdi söz konusu hükümet modelinde olgunlaştırılmış, daha olasılığı, daha güçlü önümüzde duran bu model içerisinde bağımsız milletvekili olarak yer alacaksınız ama söz konusu modelde bağımsızların bir bakanlık alma olasılığı var mı? Yani şöyle, siyasi partiler yasasına göre zaten yasal olarak mümkün olmadığı gibi bizim asla böyle bir talebimiz yok. Normal şartlarda elbette ki siyasi partiler birbirleriyle yönetim anlamında katkı koymak adına pazarlık yapabilirler. Yani dışarıdan teknokrat birisini de atayabilirsiniz siz parti olarak eğer böyle bir talebiniz olursa. Ancak bizim kesinlikle böyle bir talebimiz yok. Söylediğim gibi aslında yapılması gereken şey iki adımdır. O da beklenen yasaların geçmesi ve erken seçim tarihinin koyulmasıdır. Yani bir seçim hükümeti oluşturulacak ve seçime gidilecek. Yani yoksa bu çocuk öldürür dediğim gibi. Dolayısıyla bu yönde aslında herkes seçime odaklanacak. Ocak ayında gerçekleştirilecek seçime. Şimdi en son ziyareti size gerçekleştiriliyor. Bu ziyarette vurgulayacağınız bazı noktalar olacak mı? Yoksa yani, kısa süreli bir görüşme mi olacak? Tabii bu aslında büyük ölçüde nezaketen yapılmış ziyaretler. Bu noktada elbette ki orada bir fikir teatisi olacak. Yani üzerinde değerlendirilebilecek farklı formüller arasında elbette ki seçim tarihi ve yasalar üzerinde bir konuşma yapılabilir. Bu da çok büyük bir farklılık teşkil etmeyeceği için aslında çok önemli konu başlıklarının olmayacağını düşünüyorum. Öncesinde bir ön görüşmeniz oldu mu? Bu olgunlaşmış formül, hükümet formülü üzerinde. Evet, Sayın Sucuoğlu'nu tebrik ettiğim esnada kısa süreli işte ne olabileceğine dair bir konuşma geçmişti. Zaten çok kısa oldu çünkü Bertan Zaroğlu net olarak dedi benim desteğim vardır. Sadece erken seçim tarihinin koyulmasını istiyorum. Tarih nedir? 9 Ocak ya da 6 Şubat tarihidir. Sadece bu kadar. Dolayısıyla Sayın Sucuoğlu da aldığı mesajlar doğrultusunda kendine göre partisi içerisinde kafasında şekillendiğini düşünüyorum. Sonuçta benden de efendim Serdar Bey'in de o ölçüde hareket ettiğini duydum zaten. Dolayısıyla bağımsızlar da destek veriyordu. Burada geriye kalan bir şey yok. Sadece tarihi belirlemek var. Ancak beni burada sadece şaşırtan Sayın Özersay'ın asla teknokrat olmasa yokuz demesi. Ancak biraz önceki görüşmede Halkın Partisi ziyaretinde... Neden bunu vurguluyorsunuz? Yani hükümet formülü değişebilir mi diyorsunuz? Bence değişebilir. Yani bu Halkın Partisi'nin... Her an her şey değişebilir. Yani görüyoruz. Yani asla görüşmem, o varsa ben yokum dediklerinin 24 saat sonrasında... olabiliriz. Önümüzdeki süreç içerisinde yetkili organlarımız değerlendirir durumu diyen siyasetçileri görüyoruz yani. Asla kahve içmem deyip içenleri de görüyoruz. Dolayısıyla yani siyasette ya bu da mı dediğimiz her şey benim dönemimde denk geldi yani. Dolayısıyla diyorsunuz ki olasılığı yüksek olan önümüzde duran 27 sayılı bir hükümet modeli yani değişebilir diyorsunuz. Ki, şöyle düşünün yani Halkın Partisi parti meclisi buna onay verir, yetki verirse teknokrat olmadan olabileceğine de zaten bu düşüncelerini değiştiğini ifade ediyor. Dolayısıyla bu senaryoda pekala değişebilir diye düşünüyorum ben. Ama şu an önümüzde sizin de içinde yer aldığınız bir hükümet modeli var. Şu an için öyle görünüyor. Yani en azından ben öyle biliyorum ama bunun bizim açımızdan hiçbir önemi yok, hiçbir ehliyeti yok bu işin. Çünkü biz kim olursa olsun yine söylüyorum yani yapılması gereken bellidir. Üstünde mütabakata varılmış yasalar geçecek, erken seçim tarihi koyulacak. Onun için bu iki aylık süre içerisinde seçim yasakları da zaten girecek biliyorsunuz. Evet. Kimin olduğunun hiçbir önemi yok. Önünüzde bir seçim var. Seçime hazırlanmaya başlayacaksınız o zaman. Biz seçime zaten hazırlanıyoruz. Uzun bir süredir çalışmalarımızı yapıyoruz. Basından, sosyal medyadan insanlar görebiliyor. Ama yani tabii gönül ister ki daha uzun bir şekilde insanlara gidip kendimizi, fikirlerimizi, projelerimizi anlatabilelim. Ama süreç dar olduğu için iki aylık zaman zarfı içerisinde büyük bir efor harcayacağız. Mücadelemizi ortaya koyacağız. Halk takdir edecek. Ancak gidemediğimiz noktalar, ulaşamadığımız kişiler olduğu zaman da televizyon programlarından şahsımın, partililerimin, milletvekili adaylarının, yetkili organlarının kamuoyunu bilgilendirmesinin takip edilmesini arzu ediyorum elbette.
Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Kolay gelsin diyorum. Ben çok teşekkür ederim. Buradan çıkıp partiye gideceksiniz. Evet, bir yarım saat sonra sanırım. Görüşmek. Belki sürede biraz oynama olabilir. Birazcık sürede oynama olabilir, evet. Çünkü birazcık Halkın Partisi'ndeki sürede uzun soluklu bir görüşme oldu. Sonrasında açıklama oldu. Dolayısıyla ziyaret saatlerinde de bir değişiklik oldu. Ama canlı olarak bunlara aktarmaya çalışıyoruz. İzleyicilerimizi de bilgilendirme açısından son durumun ne olduğunu. Şu sıralarda da Cumhuriyetçi Türk Partisi ile bir görüşme gerçekleştiriyor Ulusal Birlik Partisi heyeti. Bu görüşme sonrasında canlı olarak ekranlarınıza taşıyacağız. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Yarın yeniden birlikte olacağız. Yeni gündeki gelişmeleri hep birlikte konuşmaya çalışacağız. Kendinize çok iyi bakın.